Normalde televizyon seyretmiyorum. Gerçekten öyle yani. Hani az seyredip de seyretmiyorum diyen entellerden değilim. Uydu kablosu televizyona takılı değil, öyle diyeyim. Aslında televizyonda seyredilecek hiçbir şey olmadığından değil de vakit kalmıyor. Zaten dizi seyrediyoruz. YouTube'da takip ettiğim kanallar var. Bir de biliyorsunuz akşamları film seyrediyorum. Onun haricinde televizyon kanalları seyredecek vakit olmuyor yani. O yüzden daha önce söylemiştim ya, Show haberin sunucusu Kardashian'a salladığı zaman senin kocaman bir kaynağın var herkese gösterdiğin. Acaba o kaynağı mı güveniyorsun falan dediği zaman kimileri televizyon yakışmıyor demişti ama ben tam olarak karar verememiştim. Çünkü televizyon durumunu bilmediğim için televizyon şu an ne yakışıyor ne yakışmıyor bilmediğim için. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar hani eskiden günlük radyo yayınları vardı. Şimdi günlük FYDAL podcast yayınları var ve seviye birçok konuda yerlerde aslında değil mi? Göt möt her türlü gidiyor yani. Ama en azından Show Haber'den daha kaliteli olduğumu düşünüyorum. Spor salonundayken denk geldim. Adamlar bıkmamışlar hala yine erkek terörü yazmaya devam ediyorlar. Ondan sonra merak ettim. Google'da arattım. Show Haber erkek terörü diye bakalım bulabilecek miyim? Sayfa sayfa arkadaşlar. Sayfa sayfa yine erkek terörü. Yine erkek terörü. Erkek terörü. Özür dilerim Show Haber. Erkeklik organım olduğu için özür dilerim. Erkek olduğumuz için yani biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kesim ırkçılık kötü der, cinsiyetçilik kötü der. Kötüdür evet. Neden? Çünkü genelleme olduğu için. Ama erkeğe karşı değil. Erkeğe karşı sallamak bedava. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Amerika'da biliyorsunuz siyah beyaz için yapıyorlar bunu. Siyahları savunuyor gözüken grup. Bunların birçoğu da beyazdır. Aynı şekilde beyazlara sallıyor. Neden? Çünkü beyazlara sallamak bedava ve beyazlara salladığın zaman bazı cahil siyahların da desteğini alıyorsun. Bedavadan destek alıyorsun. Bunda tabii bizde siyah beyaz gibi bir durum olmadığı için Türk Kürt için de yapabilirlerdi ama büyük ihtimalle yine Türk terörü dersen o zaman insanlar sinirlenebilir. O da tutmaz büyük ihtimalle. O yüzden erkek kadın için yapıyorlar. Aynısını, aynısını. Yani %100 eminim gördüler herifler. Aa dediler bak böyle bir şey yapabiliriz. Erkekleri biraz sallayalım. Tepki gelmezse eğer erkeklere sallama üzerinden reytingimizi kazanırız. Şu anda erkek terör deniyor. Kadınların içinden erkek düşmanı olanların reytingi alınıyor. Ve çok kişi var böyle. Çünkü bu erkeklere maruz kalan çok kadın var. O yüzden bu erkeklere maruz kaldığı için erkeklerin hepsini böyle sanan çok kadın var. Ve her zaman olduğu gibi bunun cezasını biz çekiyoruz. Bu erkek terörü falan değil ki. Bu alt insan terörü. Alt insanın alt insana yaptığı bir şey. Sen sanıyor musun? Adam karısını dövdü, tokatladı, yumrukladı, gözünü morarttı. Sen sanıyor musun kadın daha güçlü olsa fiziksel olarak o yapmayacak. Sen emin misin böyle bir şey olduğuna? Hadi bugün erkeklerin fiziksel gücünü çekelim aşağıya, kadınların fiziksel gücünü yükseltelim. Aynıları olmayacak mı? Aynıları olacak. Bunu herkes biliyor. Yokmuş gibi davranıyor. Neden? Çünkü bu tip insanlar için reyting daha önemli. Günü kurtarmak daha önemli çözüm aramaktansa. Bu alt insan terörü. Ama tabii onu nasıl diyebilecekler ki yine alt insan terörü. Ya bu şey gibi mesela sürekli zenciler zencileri dövüyor. Senin bunu kaslı insan terörü diye paylaşman gibi. Çünkü kaslı olan kaslı zenciyi dövüyor. Sen de diyorsun ki işte kaslı terörü. Ama burada benim kaslı seksi vücudum zan altında kalmış oluyor. Bunu söylediğim zaman sözlük sitelerinde arkadaşların meme uçları Pokemon topuna dönüşüyor. Efe Aydal her erkek böyle değildir diye mücadele veren. Abi özür dilerim ya. Özür dilerim abi. Pardon abi her erkek böyledir. Ben de aslında çok puşt bir adamım. Pardon kusura bakma. Artık cinsiyetçiliğe karşı konuşmak bile linç sebebi oldu lan. Düşünsene mesela. Öyle bir noktaya geleceksin ki ırkçılık yapmayın diyeceksin seni linç edecekler. Bazıları da ırkçılığa karşı falan diye. Kimse kusura bakmasın. Birçok kişi özellikle erkek olmayan ya da Vanguard. Onun aslında başka bir şeyi var da. Daha başka bir türevi var da o türevi söylemeyeyim. Şimdi Vanguard diyeyim ben. Vanguard insanlar da savunacaklar tabii. Abi yapanlar hep erkek. Tamam. O zaman şunu söyleyeyim size. Şöyle haberler görseniz sürekli. Yine kadın iftirası. Sevgilisi yakalandı, bana tecavüz etti dedi. Boşu boşuna hapse attırdı. Ondan sonra bir daha. Yine kadın iftirası. Yine kadın iftirası. Kadın iftirası dinmek bilmiyor. Geçtik. Terör olaylarında. Yine Kürt terörü. Kürtler bomba attı. Kürt terörü dinmek bilmiyor. Bunu görseniz Show Haber'de. Ya da Show Haber'de şöyle bir şey görseniz. Yine Müslüman tacizi. Böyle bir şey gördüğünüzü hayal edin hadi. Hadi hayal edin. Yine bir Müslüman hoca öğrencisini taciz etti. Yine bir Müslüman hoca Kur'an kursunda işte çocukları taciz etti. Bunu ben demiyorum dava açacak kişi. Ben diyorum ki daha net anlatayım. Show Haber böyle haberler yapsa ne olur? Sonucu ne olur? Altına roket takıp uzaya fırlatırlar onu.
Yani hayal edebiliyor musunuz? Yine kadın iftirası falan diye böyle haber yaptıklarını. Olabilir mi böyle bir şey? Yine erkek terörü dedikleri zaman ve biz düzgün erkek olduğumuz için o zaman bizim suçumuz ne dediğimiz zaman başka bir şey deyin o zaman. Maganda terörü deyin, çomar terörü deyin. Bak ben düzgün feministler tetiklenmesin diye feminist bile demiyorum. Siyasal feminist diyorum artık. Ama en doğrusunu söylemek istiyorsanız alt insan terörü deyin, şiddeti deyin. Çünkü doğrusu bu. O insanlar böyle şiddet meyilli insanlar. Kimin gücü varsa ötekini dövüyor. Öteki daha güçlü olsaydı ki bazen oluyor. Bazen oluyor adam kocasını dövüyor ama o komik haber oluyor. Arkaya böyle komedi müziği falan koyuyorsunuz. Adamın ağzı burnu dağılmış. Arkada komedi müziği var. Vay 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 ne yamansın sen. Pakize teyze. Sen ne yamanmışsın. Bu kadarına da pest edirtti. Kocasını oklavayla dövdü. Hele bir de kocası şeyse böyle. Aldatmışsa falan tam hiç şansı yok yani. İyi etmiş. Aldatmasaymış. Benim de umurumda olmaz açıkçası. Ben de aldatmasaymış derim. Ama şimdi bunun tersini düşünün bir de. Heh, ne oldu? Sustunuz. Başka kanallar bunu yapıyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal başkaları da yapıyordur. Çünkü birinden görüp ne güzel bunlar televizyonda nefret reytingi kazanıyor. İnternette de nefret kliki kazanıyor. Biz de yapalım. Kesin demişlerdi. Buna eminim yani. Ben Show Haber'de gördüm. Şimdi arattığım zaman da Show Haber'de silme bir şekilde sayfa sayfa çıktı. Özür dilerim Show Haber erkek olduğum için. Pardon abi. Pardon. Kusura bakmayın abi. Kusura bakmayın sözlükçü arkadaşlar. Meme uçlarınızı gene sertleştirdik. Ama ben bu yaşıma kadar düzgün erkek olmaya çalıştığım için bir sürü sevgili fırsatını kaçırdıysam ha pişman değilim. Çünkü birlikte olduğum kişiler tek tük de olsa en azından düzgün insanlardı. Bu yüzden ben sessiz sakin olduğum için böyle atlamadığım için, aşırı ısrar etmediğim için, agresif olmadığım için, alfa olmayan erkek olarak özellikle gençken. Çünkü kızlar öyle sessiz sakin erkeği sevmez yani. Ben bu şekilde tanımlandıysam ve bu sebepten dolayı bir sürü fırsat kaçırdıysam o zaman bu insanların yüzünden siz erkeklere salladığınız zaman da konuşurum. Kaç kere siz bunu yaparsanız, kaç kere erkeğe karşı cinsiyetçilik yaparsanız ben de o kadar kere konuşacağım abi. Ha şunu da ekleyeyim. Gerçekten insan bunları gördükçe yani erkeklere bu kadar sallandığını gördükçe ha biz terörist miyiz? O zaman sizin hakkınızı korumayalım. O zaman karışmayalım. Madem biz teröristiz, insanın içinden ciddi bunu söylemek geliyor. Ve bütün erkeklerin de bunu söylediğini düşünün. Ha biz terörist miyiz? Pardon abi. O zaman bu durumu çözmek için bir şey yapmayalım. Madem biz teröristiz, kendi kendilerine çözsünler. Tabii ki bu haberleri yapanlar bu tepkilerin geleceğinin de farkında ama dediğim gibi bu arkadaşların umurunda değil ki çözüm. Çözüm bu arkadaşların umurunda değil. Eğer olsaydı başka bir isim koyarlardı buna. Maganda terörü, çomar terörü başka bir şey derlerdi ama önemli olan ne? Erkeklerden nefret eden kişilerden reyting toplamak. Çözüm onlar için önemli değil. Bunları gördükçe dediğim gibi benim de içimden böyle şeyler geçiyor. Ama sonra şunu fark ediyorum. Benim için önemli olan bu kesim zaten değil. Bu kesim komple benim umurumda değil. Benim için önemli olan bizim kafamızdaki insanlar. Hani bazen idealistler diyoruz geyiğine. Ne derseniz deyin ama bizim kafadaki insanlar biziz yani. Erkek de olsa kız da olsa. Ve kızların da bu şekilde erkek düşmanı olmadığını biliyorum. Yani bizi takip eden kadınların böyle düşünmediğini biliyorum. O yüzden arkadaşlar bazen görüyorum, benim seyircilerimden de görüyorum erkeklerden. Bunları görüp kadınlara tepki duyanlar ya da işte o zaman korumayalım ya da bir şey değiştirmeye çalışmayalım. Ne halleri varsa görsünler diyenler. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bizler küçük bir grubuz bu çoğunluğun içinde. Bu tür ayrıştırıcı söylemler, bölücü söylemler bizi etkilememeli. Biz içimizde neysek o şekilde devam etmeliyiz. Bizim kafamızda olan kadınlar zaten bunun farkında. Bizim kafamızda olan, bizi takip eden, beni takip eden kadının erkek düşmanı olacağını hiç sanmıyorum. Erk, yıldız, k yazan tiplerden olacağını hiç sanmıyorum yani. Sadece bu ülkede değil, birçok ülkede fanatik olmamak, bir tarafta bulunup kabile olmamak çok zor. Mesela X takımını tutuyorsun. Diyorsun ki ben bu takımı takip ediyorum sadece. Fanatik değilim. Çok umurumda değil. Ama diğer takımın taraftarları sana o kadar çok küfrediyor ki o takımı tuttuğun için. Bilmem nerede birisi birisini bıçaklamış. O yüzden sen de bu takımı tuttuğun için katilsin. Ya da senin takımın Avrupa'da yenildiği zaman dalga geçiyorlar. Neden? Çünkü bilmem kaç senesinde onlarla da dalga geçmiş birileri. Yani sen hariç insanların %90'ı kabileci olunca kabileci olmamak çok zor. Ama bunu başarmak zorundayız. İnsanların içgüdüsünde var bu. Kafasını yeterince kullanamayan insanlar içgüdülerine yenik düştüğü için onlar da böyle kabile seçmek durumunda kalıyor. Ben ayrımcılık yapıyor muyum? Tabii ki yapıyorum. Ama benim yaptığım ayrımcılık şu. Kafasını kullanan insanlar ve kullanmayan insanlar. Beyniyle düşünen insanlar ya da duygularıyla düşünen insanlar.
Ben kendimi bir düşünce kalıbına yerleştireceğim ve o düşünce kalıbı ne diyorsa onu doğru kabul edeceğim diyenler ya da ben herhangi bir kalıbın içine değilim diyenler. Çok ilginç bir şekilde arkadaşlar, ateistim dediğin zaman bile adamlar diyor ki ateist sen şunu düşünmen lazım. Bence sen ateist değilsin bilmem. Ya benim düşüncelerim bu işte. Sen canın istediği, yani kırmızı hap bir de yeterince açık olamadın mı? Canın istediği kalıbı yakıştır bana, sıfatı yakıştır. Benim umurumda değil ki. Ben o kalıba göre hareket etmiyorum. Ya da işte diyorlar ya ateist isen eğer politik görüşün şu olmalı falan. Paket program mı bu? Ayrıştırma üzerinden çok fazla prim yapan insan olduğu için çok fazla sizi ayrıştırmaya çalışacaklar. Çok fazla duygularınızı tetiklemeye çalışacaklar. Bütün bunlara rağmen beyninizle düşünmeye çalışmanız lazım. Önemli olan bu. Ha bak, en sevdiğim savunma şudur. Yani komple erkeklere sallayabilmek için. Kadınlar şiddet görüyor, kadınlar dayak yiyor, kadınlar öldürülüyor. Senin derdinse erkeklerin itibarını korumak. Ortada şiddet gören kadınlar var. Tamam, bir kere her şeyden önce sen istediğin düşman ol zaten. Sen olabilirsin. Bununla birlikte az önce bahsettiğim örnek haberlerden konuşalım. Yani tecavüzcü iftirası attığı için ölümüne sebebiyet verilen erkekler. Ve şu haber çıkıp yine kadın iftirası desin. Sen buna eyvallah diyecek misin? Neden? Çünkü sen buna eyvallah demezsen şu haber çıkıp ya arkadaşım burada erkekler ölüyor, sen kadının itibarını korumaya düşmüşsün diyebilir mi senin mantığına göre? 2. PKK bir yerde bomba patlattığı zaman, insanlar öldüğü zaman şu haber yine çıkıp yine Kürt terörü diye haber yapsa. Çünkü onların iddiasına göre onlar Kürt kimliğinin arkasına saklanıyorlar. APO'ya bile Kürt Halk Önderi diyor bu örgüt. Bu kimliğin arkasına saklanıyorlar yani. Buna dayanarak şov haber yine Kürt terörü dese ve bazı insanlar çıkıp niye bu insanların hepsini bu şekilde zan altında bırakıyorsunuz dediği zaman, haklı olarak şov haberde çıkıp ya arkadaşım insanlar ölüyor burada, bak bombadan dolayı bir sürü kişi ölmüş, sen hala Kürtlerin itibarını korumak derdindesin dese, ya da bir hoca ya da bir imam bir kızı taciz ettiği zaman dediğim gibi yine şov haber çıkıp İşte yine Müslüman terörü dese ve Müslümanlar haklı olarak arkadaşım niye hepimizi zan altında bırakıyorsun diye tepki gösterdiği zaman şu haberde yine onlara dese. Baksanıza birçok kişi tecavüze uğramış burada. Burada tecavüze uğrayan bir sürü kişi var. Siz hala Müslümanların itibarını koruma derdindesiniz. Bunların hepsi olsa ne olur? Nasıl tepkiler verilir? Ya da mantıklı olur mu? Ben bu şekilde bizim mahalledeki abinin oğlunu anlatır gibi basitleştirerek anlatmaya çalıştığım zaman bunu yüz yüze de yapıyordum. Ama yüz yüze yaptığım zaman şu oluyor. Herif anlamıyor ne dediğimi. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ne saçma sapan konuşuyorsun ya? Şimdi bak göreceksiniz. Dediğimi gene anlamayacaklar. Yine saçma sapan konuşuyor falan diyecekler. Saçma sapan konuşan ben değilim. Beyinsiz olan sensin. Sen benim takipçim değilsin, doğru mu? Bizim grubun bir elemanı değilsin, doğru mu? Tamam, o zaman gidin birbirinizi yiyin. Benim umurumda değil. Ben kendi grubuma söylüyorum. Beni seven, beni takip eden, benim düşüncelerime değer veren insanlara söylüyorum. Olay arkadaşlar cinsiyet meselesi değil, zihniyet meselesi.